Ali Sirmen, Cumhuriyet Gazetesi, Göçmen Çöplüğü Türkiye'deki son seçimler Avrupa ve dünyada nasıl algılandı? Önce seçimleri gözlemek üzere resmi olarak gelenler işlerini tarafsızlıkla yerine getirdiler. Seçimlerin özgür, eşit yapılmadığını açıklıkla rapor ettiler. Bu ülkenin kamuoyları Türkiye'de seçimlerin demokrasi kurallarına uygun olmamasının hiç de dert edilmediler. Doğaldır. Sözü edilen ülkeler Türkiye ile neden ilgilensinler ki? Uzak, örfü, adeti, dini, mezhebi değişik yabancı bir ülke. Son yıllarda turizm alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken, bu ürettiğinden çok üreyip tüketen ülke bir de güneşi, kumu, mavi bayraklı plajlarıyla dikkati çekmekteydi. 20. yüzyılın soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı hür dünyanın ileri karakolu olarak görev yapan Türkiye, 21. yüzyılda Orta Doğu'da su savaşlarının alabildiğine kızıştığı dönemde yeni bir işlev daha yüklenmek durumunda kaldı. Yokluk ve açlık ülkelerinde Avrupa'ya göçenleri kendi içinde tutmak. Şu anda nüfusuna göre en fazla göçmeni barındıran ülke olarak Türkiye bu işlevi kendi çok farkında olmasa da bu olguyu her gün daha fazla da hissetmekte bir göçmen deposu olmak konumundadır. Göçmenlerin son hedefleri gelişmiş ülkelerdir. Ama bu amaca yönelirken yol üstü ülkesi olan Türkiye özellikle Suriye, diğer Orta Doğu ülkeleri ve Afganistanlı göçmenlerden etkilenmektedir. Avrupa göçmen sorununa parlak bir çözüm olarak bunların yol üstünde Türkiye'de tutulmalarını önermektedir. Türkiye bugün göçmenlerin nihai hedefleri olmamakla birlikte nüfusuna oranla en fazla göçmeni barındıran ülkedir. Sefalet ve felaket ülkelerinden göçenlerden batı orta çağda vebadan korktuğu gibi korkmakta ve ondan kaçmaya çalıştığı gibi eve kapanıp kapıyı pencereyi kapayarak korunmaya çalışmaktadır. Bu arada Türkiye ile de kendi topraklarına gelen göçmen ya da sığınmacıları orada tutmasını sağlayacak anlaşmalar imzalamaktadır. Şu anda Türkiye'de durum ne kadar vahim olduğunu anlatmak için ülkede bulunan göçmen veya sığınmacı sayısının kesin olarak bilinmediğini belirtmek yeterlidir. Yine aynı şekilde 2023 seçimlerinde kaç yabancı kökenliye oy kullandırılmış olduğunun bilinmediğini belirtmek gerek. 2023 seçimlerinin gerçek yüzü bir gün göçmen veya sığınmacı kökenlilerin ne kadarının oy kullandığı konusunda kesin rakamlar belli olursa gün yüzüne çıkacaktır. 2023 seçimlerine herkes kendi çıkarları açısından baktı tabii ki. Avrupa'nın da bakışı elbette kendi çıkarları açısından oldu ve yetkili çevreler olaya göçmen sorunu açısından yaklaştıklarını ve bu yüzden de AKP'yi desteklediklerini açıkça söylediler. Onların bu yaklaşımlarında yadırganacak bir yan yok. Asıl yadırganacak olan iç kamuoyunda AKP'nin milli ve yerli olduğunu bu kadar rahatlıkla ileri sürebilmesi ve bir ölçüde de buna seçmeni inandırabilmiş olması. Ekonomisi iflas etmiş olan Türkiye, Orta Doğu'nun çok yönlü karmaşık bir su savaşı dönemine hazırlandığı sırada, sınırları içinde 10 milyona yakın göçmen ya da sığınmacının bulunduğu bir şekilde Cumhuriyet'in 100. yılına girecektir. Bu arada son yıllarda artan iklim sorununun da etkisiyle kendisi de hızla su yoksulu bir ülke konumuna kaymakta olan yeterince kaydı bile Türkiye'nin beka sorununun ne olduğunu yaşayarak anlama durumunda kalmamız da olasıdır. Türkiye'nin ülkesindeki göçmenleri geri göndermeye karar vermesi, daha doğrusu böyle bir kararı uygulaması mümkün değildir. Bu arada Suriye ile sorunların bir an önce çözülmesi ve Öso belasının ipoteğinden bir an önce kurtulunması Türkiye'nin bekası açısından birinci derece önemlidir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.